Evet arkadaşlar, bidon alçaltma işi yapıyoruz demiştik. Şöyle alçalttığımız zaman amortisör çıkmış, şöyle kalacak bidonumuz, şunun mesafesi kadar aşağı inecek. Şimdi buradan çıkan orijinal civatamız arkadaşlar. 8 metrik 8. Evet. 8 alyanla sökülüyor. 8 alyanla sökülüyor. Yani şu şekilde izah edeyim. Şundan sökülüyor. Bunu söktük. Evet. Burada şöyle bir ufak bir antikapımız var. Şuradaki mesafe uzun olduğu için arkadaşlar boşluğu alacak bir parça gerekiyor. Onun için de ben şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Hemen kısa yoldan. Bak şu şekilde. Bunun boş mesafesi bununla hemen hemen aynı arkadaşlar. Yani kufulya vesaire koyuyordum bir önceki videomda. Şimdi bu daha başarılı geldi bana. Niye diyeceksiniz? Bak şöyle bakalım. Bunu buraya koyduğumuz zaman arkadaşlar boşluğumuzu tam alıyor. Ha bu parçada nedir diye soracak olursanız sıkı kulların baga çıkan bagaların içinin demirleri. Yani şöyle izah edeyim. Herhangi bir baga. Şöyle skuterlarda 6 tanesi 10-15 lira Çin malı bir baga arkadaşlar. Plastiğini kırıyoruz, içinden böyle burk çıkıyor arkadaşlar. Yani özel yaptırmanıza gerek yok. Ama aynı özel yapılmış gibi. Şöyle takalım, bak gayet başarılı olduğunu göreceksiniz. En azından boşluğu tam almış olacak arkadaşlar. Bu da önemli. Yani oradaki çıkan parçanın boşluğunu aynı civatayı kullandığımız için arkadaşlar. Ha, farklı civata kullanılır ama bunun dişleri özel üst mesnete göre yapılmış. Aynı civatayı tekrar kullanıyoruz. Ola ki hoşuna gitmedi, tekrar eski haline alabiliyorsun arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar, o çok önemli. Şimdi memnun kalmazsam eğer parçamız burada. Herhangi bir değişiklik yok. Eski haline tekrar geri getirebileceğiz. Şimdi sıkıyorum şu şekilde. Veya motoru sattığım arkadaş orijinal yapabilir. Orijinal yapmak isteyebilir. Hoşuna gitmeyebilir. Onun için söktüğünüz her şeyin orijinalini saklayın arkadaşlar. Biz de bundan yanayız. Özellikle tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi bakalım. Bak en ufak boşluk vesairemiz yok. Buranın şöyle kapağı var. Şu şekilde taktığımız zaman görüntü kirliliğini yok ediyor arkadaşlar. Şu yükseklikle, amortisörün yüksekliği o burçtan kaynaklı. Bak kapağı tekrar burada kullanabiliyoruz aynı kapağımızı. Şimdi mesela aynı şekilde şunu diyelim. Çıkardık. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Çok basit. Çıkardık. Şu parçayı aldık. Aynen. Çıkarır çıkarmaz bunu geri yerine taktık. Şimdi orijinal civatamızı aldık arkadaşlar. Şuradaki boşluğu almak için hazırladığımız burcumuzu buradan söktük. Geri yerine geldi. 8 alyanımızla şu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Bunların altlarına somun takacağız. Tatmanım getirdiniz. Şimdi arkadaşlar şunu da unutmayın. Bunların altında şöyle somunlar var. Şimdi bu alüminyuma tutulmuş olduğu için bundan kontra yapacağız civatalarımızı. Tekrar gevşememesi için. Şimdi mesela şöyle diyeyim. Şu somunumuz. Bunu şimdiden takabiliriz alttan rahat tutmak için. Sıkıyoruz. Onu da en son anahtarla boşluğunu alıp sıkacağız. Şu an üst tarafla çalıştığımız için onu en sona bırakıyoruz. Şöyle sıkıyoruz. Şöyle el torkuyla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeye gerek yok. Yani yok bu kaç nanometre, yok kaç newton metre, yok kaç ton sıkıyorum falan. Yani bu kadar ince detaylı mühendislik hesapları yapacak olursak arkadaşlar bu tür işlemi yapmamamız lazım. O zaman orijinal gibi bir, yani lütfen ne olur bu tür sorular sormayın artık. Yani sahada alacağınız verime bakın. Yani yok usta onu ondan bile sıkıyorum, yok kaç ton sıkıyorum falan, şu an onlara ulaşacak vaktimiz yok, lütfen kusura bakmayın. Yani bu tür yorumlar kullanmadan arkadaşlarımız illaki olacak ama gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da buranın boşluğunu aldı ve gayet de başarılı oldu. Gidonumuz bir tık daha aşağı alındı ve motoru zapt etme ve kontrol etme kuvvetimiz arttı arkadaşlar. Öbür türlü biraz yukarıda kalıyor. Bu raising biliyorsunuz başlangıç için.
biraz abanmamız gerekiyor. Ve yeri geldiği şu camdan bakacaksın arkadaşlar. Onun için bidon yukarıda kaldığı zaman şurada bir kasıntı oluşuyordu. Bilmiyorum, sürücü analizini alalım. Arkadaşlar bir 100 kilometre kullanıp Ruhi Usta'nın ilgili videosunun altına yorumumu yazacağım. Bakalım memnun kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Memnun kalmazsam zaten Ruhi Usta'mı tarif ettiği gibi eski haline geri getirebiliriz. Yani avantajımız var. Bunları kaybetmiyoruz bak. Bunları saklayacağız. 100 kilometre sonra Ruhi Usta'nın videosunun altına kullanıcı yorumunu yapacağım. Teşekkür ediyorum. İyi sürüşler diliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videolar sizler için arkadaşlar. Bizim bunlardan herhangi bir çıkarımız, bir menfaatimiz yok. Tek amacımız motorları sevdirmek, motosikleti sevdirmek ve merak ettiğiniz atölye ortamında, servis ortamında bir usta nasıl çalışır, neler yapar? Yani bunları halka açıyoruz arkadaşlar, size açıyoruz. Yani gizli kapaklı hiçbir iş yapmıyoruz. Her şeyimiz açık ve şeffaf. Çekinmeden her şeyi sorabilirsiniz. Yeter ki saygı çerçevesinde olsun arkadaşlar. İlla ki bizim de hatalarımız olur. Yani onları da nezaket çerçevesinde tartışırız, konuşuruz, düzeltiriz. Yani hatasız kul olmaz arkadaşlar. Sürücüde de hatalar olur, ustada da hatalar olur. Hatasız kul olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar Ruhi Usta aynı güne veya hemen ertesi güne randevu veriyor. Beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ruhi Usta kapatıyoruz. Kapatalım. Bitti işlerimiz. Görüşmek üzere inşallah. Onları yapacağız. Biz şimdi elimizde iş varken bu tür basit işleri, zaman almayan işleri araya sıkıştırabiliyoruz. Yani çünkü şimdi yaz sezonu, güneş açtı, yol çok güzel. Yol yapman lazım. Seni akşama kadar bekletmenin bir mantığı yok. Çünkü elimizdeki bekleyen işler, onların belli bir süreleri var. Siz mümkün olduğu kadar aynı gün içerisinde teslimat yapıyoruz arkadaşlar. Yani işi uzatmıyoruz, hızlı iş yapıyoruz. Seri iş yapıyoruz. Çünkü motorun belli bir sezonu var. Siz bir motoru bir hafta, iki hafta, bir ay yatırmanın bir mantığı yok. Zaten bugünlerde binmezsek ne zaman bineceğiz? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.